Peki efendim bir şey sorayım. Siz Refah Partisi'ni ayrı bir parti, diğer bütün partileri hepsini bir torbaya koyarak ayrı bir parti telakki ediyorsunuz. Tabii. Yani diyorsunuz ki onlar taklitçidir, faizcidir, KDV'cidir. Tabii. Şimdi yani onlara bir çeşit ithamlar ileri sürüyorsunuz. Şimdi bu aradaki farkı biz anlamakta tam güçlük çekiyoruz. Tabii çünkü yani bugüne niye kadar bu bölümde hiçbir açıklama dinlemediniz ki. Müsaade edin de bak aradaki lütfen farkı anlatın. Size açıklayayım. Lütfen anlatın. Tabii. Şimdi bakınız biz onları itham etmiyoruz. Bir gerçeği millete tanıtmak için kardeşlik görevimizi yapıyoruz. Ve ilmi konuşuyoruz. Yani onlara oy verenlere. Lafla. Tabii milletimize. Biz asıl milletimizi uyandırmak istiyoruz ki oy verirken kendini kesecek kasabı seçmesin saf koyun gibi. Bizim zaten, vazifemiz evet, bu. Cenab-ı Allah zaten onlara belasını verecek diye bir söz bu tabii. Çünkü kullanmıştınız. Bakınız, o halde bu nasıl bir şey? Bir bakkaldan soğan alırken bile eğer bakkal bizim torbamıza soğanın bozuğunu koyuyorsa arkadaş bu bozuğu koyma benim torbama diyoruz. Peki bu şehitler diyarı, bu bütün insanlık için en büyük görev yapacak olan şu ülkeyi kim yönetecek dendiği zaman bu araştırmayı yapmaya mecbur değil miyiz? Mecburuz. Eğer bir insan bu araştırmayı yapmazsa, futbol takımı tutarmış gibi bu batıl partileri tutarsa, onun gözü yumuk verdiği oy, ya Rabbi ben belamı istiyorum diye verilen oydur. Cenab-ı Hakk'ın da adalet-i ilahiyesi vardır. Öyle mi ya kulum? Al belanı der. 50 yıldır bunun için inimini binliyoruz. Hadi şundan bu sonuç çıkıyor Cenab-ı Allah'dan. Refah Partisi'ne oy verenlere bela vermeyecek ama Refah Partisi'ne oy vermeyenlere belasını verecek. Hayır, bir sonuç mu çıkıyor? Hayır, ne yazık ben? Ki belayı hepimiz beraber yaşıyoruz. Refah Partisi'ne veren vermeyen siz ayrımıyor. Bu kendi sözleriniz tabii, o yüzden. Tabii, hayır. Her şeyi yerine koyalım. Şimdi bak, bu ülke hepimizin, eğer içimizde çoğunluğumuz bu hatayı yaparsa, hepimiz yanıyoruz, hepimiz tutuşuyoruz. Ondan dolayıdır ki ülke bizim olduğu için bütün 60 milyon memleket evladını aydınlatmak bizim vazifemizdir. Aydınlatmanın birinci adımı budur. 60 milyon kardeşime huzurlarınızda sesleniyor. Türkiye'de 12 tane parti yok. Evet, ilmi konuşuyor. 2 tane parti. Onu sormuştum. Tabii, onun için oraya gelmek için zaten konuyu oraya getirdim. Bunlardan birisi hak diye bir şey var. Hak ne demek? Her zaman doğru olan şey. 2 kere 2 4 eder. Bu haktır. Her zaman 1000 sene önce de doğru dedi. Bugün de yarın da 4 eder. Değişmeyen gerçeğe hak derler. İşte Refah Partisi bu değişmeyen gerçeğin savunucusudur, hizmetkarıdır. Bundan dolayıdır ki Refah Partisi bizim milletimizin kendi milli görüşünü temsil ediyor ve saadetin hizmetkarıdır. Bunun dışındaki partilere gelince, bunların hepsi demin de söyledim, kültür emperyalizminin içimize getirdiği birer hastalıktır. O partiler birleşemiyor ama yani. Birleşemiyor. Tabii birleşememek, tefrikacılık zaten gene batılın hususiyetlerinden biridir. Hak olsalar birleşirler. Bakınız bu partilerin hepsi sizin de işaret ettiğiniz gibi faizcidir. Faizci ne demek? İşte bugünkü bu faiz düzenini kurmuşlardır. Hiçbirinin birbirinden farkı yoktur. Bu partilerin hepsi taklitçidir. Avrupa'yı üstün kuruyor. Bush'tan emir almayı marifet zannediyor. Bu partilerin hepsi KDV'cidir. Fakir fukarayı ezer. Bu partilerin hepsi dış güdümcüdür. İşte 50 senedir bunun için bunun acısını çekiyoruz. Refah Partisi bir tarafa, öbürlerin hepsi bir de onlar tek bir partisi. Hak başka, batıl başka. Diğer parti